Konya için bugünlerde telaşlı, heyecanlı, mutlu olduğumuz günlerdeyiz. Çünkü Konya'da Şebaruz etkinliklerinin heyecanı yaşanıyor. Bu yıl 743. Vuslat Yıl Dönümünü kutluyoruz. Törenler 7-17 tarihler arasında devam edecek. Düşmeden şuradan merdivenlerden inmeye başlayayım ben. Nereye iniyorum, nereye gidiyorum dersiniz? Burası Mevlana Kültür Merkezi. Konya'dakiler bilir ama Konya dışından gelecek olan misafirlerimize anlatmamız gerekirse Mevlana Müzesi'nin hemen ardında bulunuyor. Peki burada ne var? İşte etkinlik kitapçığı elimizde. Bu etkinlik kitapçığına mutlaka çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İçerisinde her tarih, her gün için neler yapılacağını anlatıyor. Bizler mesela bugün Mesnevi derslerinin var olduğu bir cuma gününde buradayız. Çekimlerimizi bugün burada yapıyoruz. Bununla birlikte tiyatro gösterileri, dinletiler var. Ama bugün Turkuaz olarak biz ne yapacağız burada? Çeşitli standlar var, çeşitli sergi branşlarda farklı ürünler var. Bu salona geldiğiniz zaman, Mesnevi derslerini dinlemeye geldiğiniz zaman 19'da Mesnevi dersleri başlıyor. İngilizce, Türkçe olarak farklı dillerde devam ediyor ama öncesinde de gelirseniz veya program sonrasında, dinleti sonrasında buradan çıktığınız zaman buradaki standları görme şansını elde edebilirsiniz. Peki burada hangi standlar var? Kimler ne ürünü tanıtıyor derseniz şimdi onları inceleyeceğiz, standları gezeceğiz. Turkuaz bugün Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şebaruz etkinlikleri kapsamında var olan standları inceleyecek, sizler için gezecek efendim. Hadi başlayalım. Efendim Mevlana Kültür Merkezi'ndeki standlarımızı gezmeye başlayacağız. İlk sırada Mevlevi tatlısı benim gözüme çarptı. Mevlevi kelimesini biliriz, aşinayız ama Mevlevi tatlısı nasıl bir şeydir diye ciddi manada merak ettim. Standın hemen önündeyiz, ardımızda stand burada. Şimdi bir girelim, Mevlevi tatlısı neymiş, nasıl bir tatlıymış bir öğrenelim. Merhabalar, ismini öğrenebilir miyim? Merhabalar, ismim Merve. Öncelikle hoş geldiniz. Mevlevi tatlısını ben çok merak ettim. Nasıl, şerbetli bir tatlı mı? Nasıl? Şerbetli bir tatlı değil. İçerisinde un yok, yağ yok, şeker yok ve tatlandırıcı yok ve aynı zamanda gluten içermez. Lütfen önce tadına bakın. Mevlevi tatlısı. Şimdi bir dakika. Bu bilye gibi olanlar, şimdi benzetmek de biraz böyle garip olacak belki ama şimdi bunun içinde ne var? İçeriğinde hurma, üzüm, ceviz, fındık, badem, bisküvi ve baharat karışımları mevcut. Dediğim gibi içerisinde un yok, yağ yok, şeker yok ve tatlandırıcı yok. Tadını tamamen doğal meyve ve yemişlerden alıyor. Konya'da mı yapılıyor bu? Üretimi Çanakkale Gelibolu'da yapılmaktadır. Dünyanın en büyük meyvehanesi Çanakkale Gelibolu'dadır ve üretimi de orada yapılmaktadır. Birçok şeye faydası var. Neye faydası var Mevlevi tatlısının? Buradan yemeye devam edebilir miyim bu arada? Lütfen. Ben yemeye devam ediyorum Mevlevi tatlısını. Tüm izleyicilerimiz için Merve de bize faydalarını anlatsın. Öncelikle Mevlevi tatlımız kan yapıcı özelliği vardır, karaciğer temizleyici özelliği vardır, içerisindeki lifli gıdalardan dolayı metabolizma hızlandırıcı özelliği vardır ve birçok vitamin var içerisinde. Vitamin değeri yüksek olduğu için çocuklar rahatlıkla tüketebilirler bu tatlıyı. Şeker hastaları da rahatlıkla tüketebilirler. Şimdi izleyicilerimiz, ben şöyle anlatayım. Bu aslında şifalı bitkilerde satılan, attarlarda satılan böyle faydalı macunlar vardır. Onun tatlıya dönüştürülmüş bir fabrikasyon haline getirilmiş hediye paketi halinde, farklı kutularda görüyorsunuz. Şebaruz'a özel işte Mevlevi'ler var. Mevlevi tatlısı da böyle ağza atmalı, lezzeti harika. Ciddi manada incir tadı var sanki benim ağzımda, doğru mu? İçerisinde incir yok ama birçok meyve var. Hurma var, kayısı var, üzüm var. Belki onların tadını alıyorsunuz, benzetebilirsiniz. Pahalı mı? Fiyatlarımız gayet uygun. Özellikle bu hafta özel, standımız özel fiyatları ayarladık. Normal satış fiyatımız bunlar da değişiyor. Fakat standı özel bunlar 5 lira. Bu kutu 5 lira, bunu söyleyeyim. Bunlar 17,5 liraydı. Biz burada 16 liraya satıyoruz. Büyük boylarımız var. Bunlar 500 gramlık 22,5 lira. Hediyelik düşünürseniz akrabalarınıza, arkadaşlarınıza. Konya'ya geldiniz, bir tatlı hediye götürelim dediniz. Mevlana şekeri de çok iyidir, böyle beyaz şeker çok iyidir ama
İşte meyvevi tatlısını da burada hemen gösterelim. Bu kutuyla da eğer hediye götürmek isterseniz Konya'dan bu ne kadar? Bunlar 45 lira. 45 liraya da bunu alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Lezzeti bir harikaymış. Satışınız bol olsun, Konya'ya gelen misafirlerimize tatmadan geçmesin. İkram ediyorsunuz değil mi? Tabii ki de. Peki. Haydi devam edelim. Teşekkürler Merve. Efendim şimdi burada el sanatlarından, kültür yayınlarından, farklı kitaplardan birçok farklı stand var. Elimizden geldiğince her standı gezmeye çalışacağız ama hemen arkamızda Turizm Derneği'nin bir standı var. Biz standa doğru bir yaklaşalım. Burada ne var? Burada kitaplar var. Turizm Derneği'nin bastırmış olduğu kitapları tanıyacağız. İşte bunları hemen şöyle göstermemiz gerekirse Fatma Polat'ın Aşk Güneş'e Benzer kitabı, Feyzi Halıcı'nın Şiirler Dörtlemeler kitabı, Konya Folkloru kitabı, Konya'yı harika bir şekilde ele almış, kaleme almış bir kitap ve bunun çok çok önemli. Konya için bir duayen olan bir isim tabii ki. Kim? Seyit Küçükbezirci hocamız. Kendisi de bu standta. Bu anlamda mutluyuz. Hani şanslı hissediyoruz kendimizi. Hem kitabı, hem standı, hem Şeyba Rus'u kendisiyle konuşacağız. Hocam merhabalar. Sizi böyle almam mümkün mü? Böyle iyi, evet. Tamam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Turizm Derneği, tarihi bir dernek. 1958-59'da kuruldu. Kamu yararına bir dernek. Yani kamu yararına dernek Konya'da 7 kadar. Çok fazla değil. Bakanlar Kurulu kararıyla 1965'te kamu yararına dernek olmuş. Fakat Turizm Derneği'nin çok önemli yönü var. Mevlana ihtifallerini, anma törenlerini 1959'da başlatan dernek. 1959 düşünülürse bundan 55-56 sene önce turizmin T'si yoktu bu şehirde. 1987 yılına kadar Mevlana ihtifallerini, anma törenlerini bu dernek düzenledi. Bunun efsane bir kurucusu, başkanı var. Şair Feyzi Halıcı. Şimdi 93 yaşında. Ondan sonra bir süre, birkaç yıl Nevin Halıcı başkanlık yaptı. Bu geçtiğimiz bu Şubat'ın sonunda da ben başkanlığa geldim. Konya Turizm Derneği 100'den fazla kitap yayınlandı. Fakat gelir kaynakları 1987'de elinden alınınca ve Mevlana ihtifalleri belediyeye geçince kaynaklar kurudu. Böyle olunca uluslararası yemek kongreleri, atlı spor oyunları, rahvanat yarışları, bir de tam 40 yıl Türkiye Aşıklar Bayramı'nı düzenledi. O da şimdi Büyükşehir tarafından yapılıyor. Şimdi derneği yine eski vizyonuna, eski misyonuna ulaştırabilmek için 3-4 aydır çalışıyor. Çok iki büyük projeye imza attı dernek. Bir projeyle Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı paydaş olarak katıldı derneğe ve Anadolu'yu vatan yapan Miryo Kefelon Zaferi'nin Denizli Isparta değil Konya Bağırsak Boğazı'nda geçtiği ortaya kondu. Gayet de büyük yankı uyandırdı. Bunu da hemen yankı burada altını çizerek söyleyelim. Olağanüstü yankı uyandırdı. Şimdi ben bir kitap hazırladım. Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile yakınlığı. Necmettin Erbakan Üniversitesi bastı ve binlerce basılıyor, ücretsiz dağıtılıyor. Mustafa Kemal'in Konya'ya ne kadar özen gösterdiği, ne kadar değer verdiği bu kitabın içinde. O kitap burada şu an var mı? Var tabii. Hemen bir görelim o kitabı şimdi. Ve bunu ücretsiz olarak dağıtıyoruz, her isteyene veriyoruz. 20 bininci baskıda falan. Diğer kitapları merak ediyorum. Standınızda başka hangi kitaplar var? Söz gelişi şurada. Onu merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Konya Folkloru 700 sayfalık bir kitap. Cumhuriyet tarihinin tek kitabı.
Cumhuriyet tarihini. 700 sayfa yazmak zor olmadı mı hocam? Yazma değil, o kadar ki bunun içinde gördüğünü görülen her kelime, ama her kelime halktan derlendi. Yani şu kaynaktan, bu kaynaktan, şu şunu demiş, bu bunu demiş. Bunun içinde yok o. Kelimeler. Halkın kendisi kaynak oldu. Derlendi tabii. Ekranda gördüğümüz bu takıyı beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Hani böyle alıp gitmek istiyorum. Takı kendini çok güzel gösteriyor ama bu takının bir farklı sanat yanı var. Takı olmaktan ziyade. Şöyle bir okuyalım. Kazaziye diye yazıyor standın üzerinde. Ben hemen standta bulunan en güzel takıyı aldım, taktım. Gelirseniz Mevlana Kültür Merkezi'nde takıları da görebilirsiniz. Hatta kazaziye sanatıyla yapılmış takıları görebilirsiniz. Peki kazaziye sanatı nedir diye soruyorsanız onu da standın sorumlusu Kübra'dan öğreneceğiz. Kübra merhabalar. Nasıl, benim üzerimdeki takı güzel mi? Çok yakıştı. Kesinlikle. Kaç puan veriyorsun buna? 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10'u kattım ben. Kesinlikle. Takı benim olmadı böyle, birazdan bu kayıt sonrasında buraya bırakıp gideceğim. Kazaziye nedir? Bana bir anlatır mısın? Şöyle standın önüne de alayım. Kazaziye Lidyalılar döneminden kalma 4200 yıllık bir el sanatları. Ben size hemen şöyle göstereyim. Saç teli inceliğinde 1000 ayar gümüşün ipek tel üstüne çekilerek, örülerek yapılan bir sanat. Kübra, çok hızlı anlatıyorsun, anlamıyoruz. Ne diyorsun? Bir dakika, burada bir şey var. Şimdi bu demir mi? Gümüş, 1000 ayar gümüş. 1000 ayar gümüş. Şimdi evet. Ortadakini soruyorum. O şey, demiri. Demiri. Kasnak olarak. Tamam, devam. Şimdi bu gümüş. Gümüşten bir ip. Evet. Evet. Bunun üzerine... Tamamen örülerek. Örülüyor. İğneyle örülüyor. Şu iğne detayını görmenizi istiyorum. Bakın iğne var. Şöyle aynı yere koyacağım, takacağım. Şöyle bakın şuradaki iğneyi şuradan bir şekilde, tabii bunun usulü var, taktiği var kendisinde. Bunu buradan böyle geçire geçire ne yapılıyor? Bunu tekrar sana verebilirim. Bunu bu şekilde örerek kolye, bileklik, tesbih haline dönüştürüyoruz. Yani işte bu harika takılar ortaya çıkıyor. Neler yapılıyor diye hemen şöyle standa bir bakalım. İlhan bize yardımcı olsun. İlhan, şuradaki güzellikleri göstermeni rica etsek. Bakınız işte benimkine benzer kolyeler var ilk sırada. Taşlar var, küpeler var. Şimdi uzaktan baktığınız zaman genel itibariyle biraz böyle klasik bir takıya benzese de kendisinin o incecik böyle sarma halini yakından görebilirsiniz. O yüzden gelin Konya'ya, Şeybaruz törenlerini görün. Mevlana Kültür Merkezi'ndeki meslevi derslerini dinleyin. Çıkışta da standları gezin. Birer de takı alın gidin derim ben. Kazaziye'yi de böylelikle öğrenmiş olduk Kübra'dan. Kübra, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgileri. Ederim. Takıyı teslim edip gideyim mi ben? Hadi artık çıkarılsın. Kübra, yardım et, çıkaralım. Sazlı Göl bir turkuaz görür de kaçırır mı? Asla kaçırmaz. Çantam nasıl? İlhan, gösterebilir miyiz? Çok güzel Rümeysa diyor musunuz? Ben öyle dedim açıkçası. Hem turkuaz hem de üzerinde bir semazen deseni var. Ben bunu nerede buldum? Gelin gösterelim nerede bulduğumu. Olgunlaşma Enstitüsü'nün standındayız. Burada birbirinden farklı çantalar var. Benimkisi turkuaz ve heybe çanta. Zannedersem keçeden yapılmış ama yanılma ihtimalimi tabii ki var. Şimdi çanta boynumdayken böyle yandan asmış halimle buradaki ablalarımızla bir muhabbet edeceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Emine Çora. Emine Çora, sizin? Şenay Alkan. Olgunlaşma Enstitüsü'nün standı. Burada Şeybaruz haftasına özel bir tasarım mı yapıldı? Neler var burada? Konya içinden, Konya dışından gelen misafirler bu standa geldikleri zaman neler görecekler? Daha çok keçe ürünlerimiz var. Makine nakışından daha çok eskiyi yansıtan kumaşlara özel dokuma örtülerimiz var. Yeleklerimiz var. Takı
takılarımız var. Tamamen el yapımıdır hepsi takılarımızın. Biraz daha otantik sevenler varsa buraya mutlaka uğrasın. Benim çantam nasıl, güzel olmuş mu? Çok yakışmış. Çok yakışmış. Benim programımın ismi Turkuaz. Ben hemen bunu görünce böyle bir kaptım ama bu da benim olmayacak tabii ki. Bunu da standa bırakıp gideceğim. Sadece sizler göresiniz diye. Öğrencilerin ürünleri midir bunlar? Değil, usta öğreticilerin. Usta öğreticilerimizin ürünleri. Yapılmış ürünler. Ama ağırlık olarak gördüğüm kadarıyla Mevlana'ya özgü motifler biraz daha ön planda. Kayıt öncesinde siz bir şey dediniz, geçmişten gelecek bir şeyler söylediniz. O cümleyi tekrar etmenizi istesem neydi? Geçmişle günümüzü birleştirerek daha çok eskiyi günümüze taşımaya çalışıyoruz. Eski motifleri günümüze getiriyorlar, modern hale getiriyorlar ama özünden de kopmuyor. Ve bizim kullanabileceğimiz ürünler haline geliyor. İşte bir turkuaz çanta, işte bir takı, yelek gibi otantik eşya sevenler, otantik kıyafet sevenleri buraya da bekliyoruz efendim. Giyim alanında. Evet, giyim alanında. Bu arkadaki şapka sizden mi çıktı mesela? Hayır, şapkalar el sanatlarından çıkıyor. Keçeleri kendileri elde tepme yöntemiyle yapıyorlar. Şu askıda gördüğünüz yelekler bizim atölyemizden çıkıyor. Bir de ayrıyeten biz atölyemizde arşiv için yine eski motifleri günümüze taşıyarak kıyafetler yapıyoruz. Şimdi bu yelekler çok moda olmaya başladı değil mi? Bu kumaş keçedir. Orijinal keçe olan yeleğimiz de var. Orijinal keçeden de yelek varmış. Bunlar tamamen şu şekilde. Bu tamamen el yapımı. Üzerindeki her şey el işçiliği. Milç makineye girmeden yelek haline geliyor. Çok farklı yani, hem işçiliği anlamında hem kumaşın kendisi keçeden, işte işlenmiş keçe, orijinal keçe olması, yelekler, çantalar, takılar, şallar var zannedersem burada bir de, değil mi? Kaşkollarımız var. Kaşkollar, şallar, işte hepsi nerede? Olgunlaşma Enstitüsü'nün standında gelirseniz buradaki ablalarımız da size yardımcı olurlar. Tabii ki bunları satın alabiliyorsunuz. Bir miktar fazla ama el ürünü. Yani burada ne var? Emek var. Emeğin hakkını vermeniz lazım. Otantik severler gelsinler. En olmadı benim yerime şu çantayı alıp gidebilirsiniz mesela. Bana fotoğrafını da gönderin, olur mu? Hadi devam edelim. Teşekkür ediyorum sizlere. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çokça merak ettiğim bir sanat, cam üfleme. O cam hani nasıl olur, nasıl üflenir, nasıl şekil alır hiç anlamam ama çok merak ederim. Merakımı şurada az bir şey gidermeye çalışacağım. Standımız burada. Ürünler var, ateş de yanıyor, hazır bir şekilde bekleniyor. Sürprizimiz var, standta size bir uygulama yapacağız. Cam üfleyeceğiz ama standımız için bilgi almak için şimdi ben hemen mikrofonu uzatayım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Halil İbrahim Mert. Sivas'tan katılıyoruz. Bu 4. senemiz Şebaz törenlerine. Sivas'ta bu cam üfleme sanatını kardeşimle birlikte yapmaktayız. İşte buraya özgü de ürünlerimizle, semazenlerle, işte buranın doğasına uygun renklendirerekten ikinci senemiz diyebiliriz. Peki Konya'da talep nasıl cam üfleme ürünlerine? Ya şimdi Konya'da tabii ki gelen ziyaretçiler buraya yoğunlaştığı zaman çok büyük izdiham oluyor burada. Çok cam yaptığımız zaman izleyenler çok büyük keyifle burada semazen yapımını görmüş oluyorlar. Yani ilgi güzel. Tabii gelen insanlar burada iyi olduğu müddetçe tabii ki güzel. Biz de memnunuz. Cam üflemek zor mu? Ya, size kolaydır, kolaydır mutlaka ama. Aynen öyle diyecektim. Bize kolaydır, uğraştırıcı sadece. Ama tabii cam üfleme sanatının yapımı, aşamaları öğrenmesi çok zor yani. Biraz usta çırak ilişkisiyle uzun yıllar, yani tabii emek vererekten, çıraklık yaparaktan ustalık yoluna doğru gidilmesi gerekiyor. Yani böyle 3-5 ayda olup yapılıp öğrenecek işler değil tabii. Sanatkar olmanın gerekliliği de budur zaten değil mi? Yani o alın teri oraya dökülecek. İlla ki zamana harcanacak. Geçecek yani. O zamanı yani yaşayacağız. Yani el melekemiz kuvvetlenecek. Yaptığımız işi, el bilek kırılma dediğimiz kırılacak ki o ürün istediğin gibi estetik olarak çıksın. Ona göre de
bir model çalıştığın zaman onu istediğin gibi yapabilirsin yani. Peki turkuaz izleyiciler için ne yapacaksınız şimdi? Cam üfleyeceğiz, ne yapacağız? Dediğimiz gibi buranın dokusuna uygun semazenlerimiz var. Bir tane semazen yapalım. Semazen yapacağız cam üfleyerek. Ben tezgahı sallamayayım, ses çıkıyor. Şöyle uzaklaşayım standtan. Ama buradan oraya gelmem mümkün müdür? Standın burasından geçeyim. Alttan geçiyormuş, ben geçemeyeceğim ama İlhan ekrana getirecek görüntüyü. Başlayalım ustam. Nasıl yapacağız bakalım şimdi. Ustamızı izliyoruz. Buyurun. Dakika kadar izleme şansını elde ettik. Böyle küçük de olsa bir semazenimiz ortaya çıktı. Onun tepesi böyle mi kalacak? Alttan soğuyacak. Oradan tutup üstünü koparacağım. Baş bölgesinin bir sonraki aşaması soğuduktan sonra olacakmış. Onu anlatmaya çalışıyor ustamız bize. Sonra burayı yeni açtık ya, şu an çok sıcak. Ustam elinizi yakmayın şimdi, aman diyelim. Yakmaz da tabi tutacak gibi değil. Üfleyerek de soğutuyoruz aynı zamanda. Hem üfleyerek şekil veriyoruz hem üfleyerek soğutuyoruz. Yeniden şekil alacak zannedersem. Evet, şimdi de işte semazenimizin sikkesinin olduğu bölgeyi yapacak ustamız. Şu tezgahın altından karşı tarafa geçmeyi çok istemiştim ama şurada yaramazlık yapmak istemiyorum. Zaten şurada geçmek alanı için de şöyle bir alan şurada var da. Ben ıslı kız olayım değil mi bugün? Yaramazlık yapmayayım. Buradan takip etmeye devam edelim. Şu an. Peki şimdi. Evet, ürünler çok güzel. Cam üflemeden ortaya çıkmış semazenler çok güzel. Peki bu ürünler pahalı mı Rumeysa diye soruyorsanız, bir gürültü eşliğinde ateşimizi de kapatmış bulunmaktayız ama korkmadım değil mi? Korkmadım. Çığlığı da basabilirdim açıkçası ama bu ürünler pahalı mı? Hadi onu bir soralım. Yani şimdi bu ürünler bizim Konya şartlarına göre, Sivas şartlarına göre ürünler. Mesela 30 lirayla 35-40-45 lira. Normalde bunların satışı başka yerde, başka bir şekilde yapılsa daha yüksek fiyatlara satılır. Ama buraya özgü, işte buranın dokusuna biz de dediğimiz herkesin alabileceği tarzda bir fiyatlar. Herkes alsın. Çok da fazla değilmiş açıkçası. Bir şey barusu hatırası götürmek isterseniz, işte burada da cam üflemeden semazenlerimiz sizlerin karşısında. Hem izleyebilirsiniz hem satın alabilirsiniz. Ustamıza teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sivas'a selamlar. Aleykümselam diyelim. Aynı. Mevlana Kültür Merkezi'ndeki standlarımızda daha başka neler var diyorsanız eğer, Nil Gümüş var burada, gümüş ürünleri var. İlhan, beni takip eder misin? Bak ben geri geri yürüyorum, sen daha hızlı yürümen lazım. Hiç arkama bakmıyorum. Ama artık korkmaya başladım. Bir bakayım mı? Baktım. Ne varmış? Cam, doğal taş, işleme ve vitray ürünleri varmış. Onların da ürünlerini görüyorsunuz. Devam edelim. Bakın burada da tesbih ürünleri var. Tesbih meraklılarını bilirim. Çok merak ederler. Çok böyle arşiv yapmaya çalışır. Arşiv denmez ona. Gerçi koleksiyon yapmaya çalışırlar. Tesbih meraklılar da buraya gelebilirler ama Mütteka ve Gubari Hat diye bir stand daha var. Hemen burayı gösterebilir miyiz İlhan? Mütteka ve Gubari Hat.
İşte bunu ben merak ettim. Stand şu an biraz kalabalık gibi. Bir fırsat bulalım, standa girelim. Bakalım mütteka ve gubari hat ürünleri nedir? Bu nasıl bir sanattır? Burayı takip edeceğiz. Birazdan geliyoruz. Şimdi stand çok kalabalık dedik ama burada saç telinin üzerinde besmele yazısı var. Ama daha ilgincini ben hemen burada iki tane mikroskop gördüm. İncir çekirdeğinin üzerinde, yani şuradaki taneyi görebiliyor musun İlhan? Şu tanenin üzerinde bile yazı varmış. Peki bunu nasıl göreceğiz? Mikroskopla göreceğiz. Bunu kamerayla gösterme şansınız yok. Ama ben kendim şu iki mikroskobu bir deneyeceğim. Nasıl görünüyor bakacağım. Sizin adınıza da bakıyorum. Meraklılar da gelsin Mevlana Kültür Merkezi'nde baksın diyoruz. Ben bir bakayım neymiş. Bir şey deneyeceğiz. İlhan görebilir miyiz acaba mikroskoptan? Deneyelim mi? Bir deneyelim. Sağ lensi odaklaman istesem. Sağdaki mikroskopa yaklaşalım. Sağ lensi bir deneyelim hadi, görebilme şansımız olacak mı? Evet, sağa doğru. Maalesef, bir saniye, oluyor galiba. Evet. Bu bir incir çekirdeği. İşte siz de hani oradan acaba nasıl bir şey yazıyor diye merak ettiyseniz siz de görün istedim. İlhan şu an azami gayret gösteriyor. Bunu ekrana en net şekilde gösterelim diye ama sadece bu kadar gösterebileceğiz zannedersem. Mütteka ve gubari hat benim anladığım kadarıyla çok küçük ürünlerin üzerine bile bir hat yazısının yazılması diye düşünüyorum. İşte böyle ürünler var. Turkuaz olunca benim de dikkatimi çekti bir haliyle. Bunu da gösterdik. Buradaki ürünlerimizi ablam bize gösteriyor. Gubari hatlar, tam kelime anlamı olarak nedir? Farsça'da toz gibi. Farsça'da toz gibi demektir. Toz gibi küçük hat yazımı demek oluyormuş. Buradaki stand bir hayli yoğun olduğu için birazdan da mesnevi dersleri başlayacak. Hayli yoğun, ben hemen şöyle kendim böyle inceleme şansını elde edeceğim. Böyle yaklaştığınız zaman hat yazısında bu mercekle, büyüteçle de görebiliyorsunuz. Bu bunlar mercimek tanesinin üzerindeymiş. İçeriden ablam bize bilgi veriyor. Bu ürünleri de çekelim. Hadi bu standdan da ayrılalım. İlhan, yaklaşır mısın bu ürünlere doğru? Ben de şöyle ışığı kapatmaya çalıştım. Ekrana şöyle yansıma yapmasın diye. Mütteka ve gubari hat. Toz gibi neydi? Bakın az önce söyledim ama unuttum. İşte kayıtları incelediğim zaman ben de tekrar hatırlayacağım. Bir başka standa geçelim şimdi. Çünkü Mevlana Kültür Merkezi'nde arkadaki kalabalığı gösterebilir miyiz İlhan Bey? Arkaya doğru bir dönelim. Bakın burası nasıl kalabalık olmaya başladı. Konya'ya, Konya dışından, Konya içinden, hatta Türkiye dışından gelen yerli yabancı misafirler artık standlara gezmeye devam edecek. Biz de onlara eşlik edeceğiz. Devam ediyoruz. Bizlerin burada çekim yaptığını gören misafirler de bizlere kayıtsız kalmıyor haliyle. Mikrofonumuzu gören veya bizleri görenler Kanal 42 tepkisini almaya başladık. Çok mutlu oluyoruz bu tepkileri gördüğümüzde. Yanımızda Konya dışından gelmiş bir ablamız var. Nereden gelmiştiniz? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan geliyorsunuz. Ama bir Konya aşığıyız. Kızım Selçuk Üniversitesi'nin makine bölümünde okudu burada. 3,5 yıl yaşadık. Özlemimiz hala geçmediği için ara ara geliyoruz. Hangi yıllarda Konya'daydınız? 3 yıl önce, 2000'cesinde. 12, 13, 14'e kadar. Aslına bakarsak yeni gitmişler. Nesini özlediniz Konya'nın diye soralım. 3 yıl içinde hemen özlenir mi ama özleniyormuş. Nesini özlediniz? Yılda 2 defa geliyoruz. Gayet güzel. Etli ekmek mi en çok özlenen ne oluyor? Mevlana Hazretleri. Mevlana'yı özlüyoruz. Mevlana Alacalı Emine annemizi özlüyoruz.
sema törenlerini özlüyoruz elhamdülillah. Şimdi de standları geziyorsunuz gördüğünüz kadarıyla. Hangi standlar böyle dikkatinizi çekti size? Ya ben cam ürünleri daha çok hoşuma gitti benim. Biz de az önce görüntüledik İlhan'la birlikte. Semazen yaptılar değil mi? Aynen onlar. Aynen. Çok 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 sevdim. Çok hoşuma gitti. Siz nereden geldiniz? Ben de İstanbul'dan beraber geldik. Evet hocam. İzlediniz mi sema törenini bu yıl? Yok daha izlemedim. İzleyeceğiz kısmet olursa bakalım. Nasip olursa. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz diyoruz. İnşallah musmutlu bir şekilde ayrılırsınız İnşallah. Konya'dan. İnşallah. İstanbul'a selamlar söyleyin. Tekrar gelmiştim. Tekrar özledik. Aşık ettik değil mi size kendinizi? Peki. İnşallah İstanbul'a sevgiler götürüyoruz sizden. Selamlar söyleyin, sevgiler sunun. İnşallah. Tekrar bekleriz efendim. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar. Teşekkürler, hadi devam edelim. Kaşık yapımına geçeceğiz. Ustamdan bir izin alalım, sonra devamını gelsin. Konya'nın ahşap kaşığı nedendir bilmem ama çok meşhurdur. Yani benim büyüklerimden öğrendiğim kadarıyla küçüklüklerinde yani onların çocukluğunda kaşıklar boyanırmış. Standın şu an sonunda öyle bir ürün görüyorum. Ama öncelikle ustamla tanışalım. Burada ne yapıyoruz? Kaşık yapımı standındayız. Burada ustamız da yanımızda. Kendisinin elinde bir aparat var, bir alet var. Ve şu an kaşığı oyuyor musunuz ustam? Evet efendim. Şu anda... İlhan gel İlhan böyle. Ustam sizi de bir tanıyalım öncelikle. Ben Mustafa Sami Onay, Konyalıyım. Kaşıkçılar sülalesinin bir ferdiyim. Dededen, babadan, babamın dedesinden gelme kaşıkçılıyız. Ölmeye yüz tutmuş mesleklerden biri olan tahta kaşığı yaşatabilmek için bu mesleğe bir gayret içerisindeyiz. Şu an ne yaptığınızı öğrenebilir miyiz? Uygulama yapıyorsunuz şu anda. Uygulama yapıyorum. Bu kaşığın aslı bu. Böyle bir kütük yani. Bu şimşir ağacıdır. Bunu ikiye böldükten sonra bir taslak çıkartıyoruz. Şu şekilde. Bunu farklı bir keser farkındaysanız. Bunu da bunun içinde önce bir oyma işlemi yapıyoruz. O keserin bırakmış olduğu yongaları da şöyle bir bıçağımız var. Bunun adı Eydi. Söyler misiniz? Eydi. Eydi ile. Bıçağın ismi Eydi. Demin keser yonga bırakmıştı yani iz bırakmıştı ya. Onları da bunlarla alıyoruz bu şekilde. Şöyle kaşığın içerisini düzeltiyoruz. Ustam kaç yıldan beri bu mesleği? Yani bu kaşıkçılık üzerine mi sanatı sürdürüyorsunuz? Şimdi 93 yılına kadar ben bu kaşıkçılığı devam ettirdim. 93 yılında hem sağlığımdan dolayı hem de demir kaşığın Anadolu'ya yayılmasından sonra ekonomik getirisi olmayınca ben bu işi bırakmış idim. Ancak 2010 yılında Kültür Bakanlığı'nın ölmeye yüz tutmuş mesleklerin yaşayan ustaları projesi kapsamında bakanlık Konya'da buldular beni. Bu kaşıkçılığı o kapsam içerisinde halen de devam ettirmekteyim ben. Bunların içerisine desen de yapıyoruz aynı zamanda. Desenin üzerinde kullandığımız renkler tamamen gıda boyası. Bir. İkincisi bir de toplumda bir yanlış anlaşılma var. Kaşığın üzerindeki cılanın vernik olduğunu zannediyorlar. Değil mi? Ben de öyle zannediyordum şimdi. Evet, şimdi bir boyanmış kaşık gelecek zannedersem. Şimdi kaşığın yapılış şeklini gördünüz yani. Bu eğdi bittikten sonra kaşığın içerisine desen yapıyoruz. Şu şekilde desenler var. Bunun saplarında da hak berekatını vere, afiyet olsun gibi sözler yazılı. Arka yüzünde de desen var. Bunun üzerinde görmüş olduğunuz cılalar vernik gibi görünüyor ama vernik değil arkadaşlar. Yazın ağaçların gövdesinden kendi kendine akan Konya'da püs deriz biz. Yani çam sakızı, kayısı sakızı. Hiç tahmin etmez. Evet. Onları köylülerimiz toplarlar bana. Onların içerisine tatlı badem yağı, keten tohumu yağı belirli oranlarda karıştırır, kaynatır. Bunun üzerine süreriz. Ve 7 kat sürülür bunun üzerine. O üzerindeki... Cila gibi duruyor değil mi? Pasparlak duruyor üzerinde. İşte eskiden, demin de siz bahsettiniz ya, büyüklerimiz hep bunda. Ben hala evimizde bundan yiyoruz. Arabaşı kaşığı, bamya kaşığı. Niye bunu özellikle söylüyorum? Bamya ve arabaşı çorbası çok sıcak olur biliyorsunuz. Evet.
Demir kaşıkla bunlar yenmez. Onun harını alsın biraz diye. Değil mi? Onun harını alsın diye, ateşini alsın diye. Yani demir kaşık çorbanın içerisine daldırdığın zaman çorbadan önce demir kaşık ısınıyor. Ama bizim Türk İslam geleneğimizde bu tahta kaşıkla yenir. Kaşıklarımızda mesela şu gördüğünüz çorba kaşığı. Biraz derince farkındaysanız. Şu gördüğünüz normal yemek kaşığı. Oynama kaşığı hangisi usta? O oynama kaşıkları farklı. Babacığım, var mı o da? Konya'da kaşık havası da meşhurdur bilirsiniz. Heh, bu da oynama kaşığı mı? Bunlar da oyun kaşığı, ağızları farklı. Daha iyi mi ses çıkarıyor bunlar? Oynanırken bununla vuruyoruz yani. Biriyle çorba içeriz, biriyle yemek yeriz, bazılarıyla da oynarız. Konya'nın kültürü bu kadar zengin. Eyvallah, eyvallah. Kaşıkçılık sanatı nereye gidiyor peki sizce? Bu kaşıkçılık sanatı, demin de söylediğim gibi, ölmeye yüz tutmuş bir meslek. Ancak bunun endüstriyel hale gelebilmesi için bizim biraz yardıma ihtiyacımız var. Şöyle yardıma ihtiyacımız var. Ekonomik manada söylemiyorum, ne olur yanlış anlaşılmasın. Kültürümüzün aktarılması için. Ne olur haftada bir gün çocuklarınıza tahta kaşıkla yemek yedirin. Yani onun babası, dedesi, nenesi, büyük nenesi bu kaşıklarla büyüdü. Bunun ne olduğunun kültürünü aktarabilmek için ne olur haftada bir gün çocuklarımızla oturun, çorbamızı bu tahta kaşıklarla bir yiyelim. Yani o lezzeti bir alsınlar yani. Ekonomik manada söylemiyorum, ne olur yanlış anlamayın. Kültürümüzü tekrar canlandıralım istiyor ustamız. Yani çok zengin, hani misafirler için servisler açarız. Kültürü gereği olarak bile bir tane de tahta kaşıktan koyun. Konyalılar bunun başını çekmeye başlayalım mı, ne dersiniz? İnşallah da öyle olur. Yani evet, demir kaşık da koyacaksak bu bizim kültürümüz de var diyelim. Bir tahta kaşığı da kültür mirası olarak oraya koyalım sofralarımıza. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsunuz yani. Bunun, bu kültürün aktarılması gerekiyor yani. Önceden bayanlar evlerde falan bunun içini boyayarak kazanç sağlarmış Konya'da. Doğru mudur? Öyle. Şimdi Konyalıyız biz. Kaşıkçılar, lakabımız da kaşıkçılar. Eskiden öyle bir haldeydi ki bu küfelerle rahmetli dedecağızım, babacağızım, onun babası, eniştelerim kaşık yaparlar idi. Ama renklendirmeye içerisinden kalıbı bastıktan sonra yeşilini bir mahalleye verirlerdi. O mahalle yeşili bitirdikten sonra kırmızıyı yapan mahalleye gönderirdi. Kırmızıyı bitiren sarıya gönderirdi. Döner gelirdi bize. Biz de üzerine cila yaparıydı. Hangi mahallelerdi? Sorsam hatırlamanız var mı? Hayır. Genelde Hacfettah mahallesi. Orada mesela Bellüranlılar vardı. Biz kaşıkçılar varız lakap olaraktan. Amcam, dayım. Yani hepimiz bu kaşık mesleğinin içerisinde gözümüzü açtık, kaşıkta gördük yani. Biz demir kaşığı bilmiyorduk yani. Genelde Konya'nın has Konya mahallelerinde böyle bir gelenek var idi yani. Eskiden Konya'nın hanımları için bir kazanç kapısıydı. Ama şimdi unutulmayan yüz tutmuş meslekler içerisinde bu üzücü, ama inşallah ustam kazandıracağız yeniden. En azından kendi adıma bunun çabasını göstereceğimin sözünü veriyorum size. İnşallah, inşallah. Ben elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyorum. Yalnız bu kaşık boyutunun Konya'da etrafımız ormanla kaplı olmamasına rağmen Konya'da kaşıkçılık niye çok ileri? Bunları biz, ben kendi adıma söylüyorum. İlkokul çocuklarda dahil olmak üzere ortaokul, üniversite, lise, üniversite bu gençlere bu kaşıkçılık mesleğini anlatmak istiyorum. Ve bu çocuklara, ana sınıfı öğrencilerine ben zaman zaman okullara gidiyorum, uygulama yapıyorum, gösteri veriyorum. Bu çocukların mutluluğu, o hayret ifadeleri, benim onlara bu sunumu yaparken ki mutluluğumu tarif edemem yani. O insanlara aktarabilmek için. Siz bir miktarda olsa üzerinizde borç gibi olan görevi devrediyorsunuz. O hissiyat oluyordur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani zanaatkar zaten mesleğini kendi içinde saklayan insana zanaatkar denmez. Bunu siz paylaşmadığınız müddetçe üremez yani. Bunun kültürümüzde kaybolur gider. Kaybolur. İnşallah kazanacağız. Yeniden kaşık sofralarımızda yer alacak, kültürümüze, o kültür mirasına sahip çıkacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Bize görev düşüyor. Başta ben olmak üzere bu tür geleneksel Konya sanatları, Türk el sanatları, bu kaşıkların tasavvufi boyutu da var çünkü. Bunların aktarılması lazım. Niye kaşığın içini boşaltırız? Niye doldururuz?
Darbeyi ilk vurduğumuz zaman kaşığın boğazından başlarız. Niye boğazından başlarız? Bunların hepsi ayrı bir kültür değil mi bunların hepsi? Hepsi. Kaşık görüyorsunuz bir insana benziyor. Kafası ve gövdesi. Biz kaşığı yaparken ilk darbeyi kaşığın boğazına vururuz. İlk darbeyi, keseri vurduğumuz zaman bunu ilk boğazına vururuz. Niye? Akıl ile gönül arasında nefsi inceltmek için. Bu sanat nedenle konuşurken bir an maneviyata girer misiniz? İşte böyle girersiniz. Eyvallah. İşte bu. Ben sizi Turkuaz'da canlı yayında konuk etmek isterim. Eyvallah. İnşallah bunları daha detaylı konuşalım usta. Her zaman. Her zaman için kültürümüz adına, Konya'mız adına hizmete hazırım. Emriniz olur. Çok teşekkür ediyorum. Çok estağfurullah. Çok haydi devam edelim. Kaşığı çok güzel dinledik ama Turkuaz'da söz verelim buradan izleyicilerimize. Konya'nın kaşığını daha detaylı dinleyeceğiz inşallah. Teşekkürler. İnşallah. Bu harika kıyafeti de görüyorsunuz şimdi yanımda. Arkada benim yönetmenim yapan Sayın Erkan Gülnaz oldu. Bana diyor ki konuşuyormuş gibi yapsana diyor. Hani bir surat olsaydı mankende belki hani böyle burada bir action olsun diye konuşuyormuş gibi yapardık ama mankenimizin suratı da olmadığı için sadece bu kadar görüntüleyebiliyoruz. Mış gibi yapmak, konuşuyormuş gibi yapmak bir başka programa kalsın Erkan, olur mu? Olur dedi bana. Evet, bu da bir el sanatı. Ortaya çıkmış bir kıyafet. Osmanlı dönemindeki bayan kaftanların bayan kaftanı olarak bilinen bir kıyafet. İçi var. Hani ben burada şimdi anlatabileceğim kadarıyla İspanyol kolları var ama işlemesi bir hayli sırma gibi işlenmiş bir örneği, motifleri var. Peki bu el sanatları standı nereden gelmiş? Kütahya'dan gelmiş. Artık Mesnevi programı, Mesnevi dinletisi bittiği için burası bir hayli hareketlendi. El sanatları, Kütahya'dan gelmiş olan el sanatları standımızda geçtik. Arkamızda hemen ne var? Ben de sizlerle birlikte neyin yapımını görüyorum şu an. Görüyorsunuz buradaki neye olan ilgiyi. Müşteriler hemen standlarda yerlerini alıyorlar. Devam ediyoruz. Elmas, çini ürünleri var. Şöyle ben biraz devreden çıkayım. Arkadaki ürünleri görebilir miyiz İlhan? Arkadaki ürünleri görelim. Devam ediyoruz. İkonyum keçe, yine Konya'ya özgü keçe ürünleri de burada efendim. Diğer tarafta da kitaplar, müzik ürünleri, metal hat oymacılığı, mum ürünleri. Hepsi birbirinden farklı, birbirinden güzel ürünler. Bakın işte arkamda bu koskocaman salonda kalabalığı görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz. Standlar burada. Bununla bitiyor mu? Standlarla bitiyor mu? Hayır. Girişte sizi fotoğraflar karşılıyor. Üst katta Hüsnü Hat tabloları var. Hadi onları da bir görelim. Devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Konya'ya nereden geldiniz? Bursa'dan geldim. Bursa'dan geldiniz. Barut törenleri için geldiniz. Evet. Nasıl? Konya ilk gelişiniz mi? Önce onu soruyorum. Evet, ilk defa geldim. Nasıl buldunuz Konya'yı? Güzel. Geziyoruz. Standlar nasıl? Dikkatinizi çeken sanatlar, branşlar var mı? Hepsini çok beğendim. Selam söylüyoruz sizlerle birlikte. Teşekkür ediyoruz. Hadi devam edelim bakalım. İzmir Bornova'dan gelmiş misafirlerimiz. İlk kez gelişiniz evet, mi Konya'ya? Evet, ilk kez geldim. Nasıl, beğendiniz mi Konya'yı? Harika. Nesini beğendiniz? Her şeyini. Temizliğini, düzenini, her şeyini. Hiçbir kusur tutacak bir tarafı yok. Sema gösterisini izlediniz mi? İzlemedik daha. Yeni geldim. Daha yeni geliyorsunuz. Siz de mi İzmir? Ben İzmir Torbalı. Balı'dan geliyorsunuz. Peki Sema gösterisini izleyeceksiniz. Etlek beyni taktınız mı? Yediniz mi etleği? Daha önce yedim. Konya'ya birkaç defa geldim ama Sema için esas istedim. Onun için özel geldim. Sema için heyecanlanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Sabırsızlanıyoruz. Peki, o zaman heyecanınızı baş başa bırakıyoruz. İzmir'e selamlar söylüyoruz sizlerin aracılığıyla. Çok güzel Konya gerçekten. Biz harika. Böyle muhteşem bir şehir beklemiyordum. Muhteşem. Tertemiz, bir şehir. Mis gibi Avrupa'yı bir şehir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oldum. Kızımda da geldim buraya. O zaman da böyle güzeldi. Hiç değişen bir şey yok. Hep temiz ve çok güzel. Gerçekten. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olasınız. Size de soralım abicim. Buyurun. Konya'nızı beğendik. Güzel şehir. Yatırı bol şehir. Siz nereden geldiniz? Biz Torbalı'dan, İzmir Torbalı. Evet, oradan geldik. Sema gösterisini izleyeceksiniz. Etli ekmeğini mutlaka tadın. Etli ekmeğini. Evet, etli ekmeğinizi biliyorum. Biliyorum. Sema gösterisini izleyeceksiniz. Burada da standlara geziyorsunuz. Onun için geldik zaten. Sema gösterilerine geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Hadi devam edelim bizler. Efendim merhabalar. Konya'ya nereden geldiğinizi öğrenebilir miyim? Biz Konya'ya Manisa Turgutlu'dan geldik. Manisa Turgutlu'dan geldiniz. Evet. Nasıl, beğendiniz mi Konya'yı?
Konya'ya hoşuma gidiyor zaten. Bir kez gelişiniz mi? Hayır, çok oldu, çok oldu geleli. Kaç kere geldik. Şeyba Hanım, töreni için özellikle mi bu tarihte gelmeyi istediniz? Evet, evet. Özellikle bu tarihe denk getiriyoruz. Her sene de bu tarihlerde muhakkak gelip izliyoruz törenlerimizi. O zaman siz etli ekmeğimizin tadını biliyorsunuzdur. Tabii, tabii, defalarca yiyoruz. Konya'da Mevlana Müzesi, Mevlana Kültür Merkezi haricinde nerelere gittiniz? Alaaddin Tepesi'ne söyleyeyim ben mi? Evet, Alaaddin Tepesi'ne gidiyoruz. Meram Bağları'na gidiyoruz. Bizden daha iyi biliyor vallahi. Evet, Mevlana'nın hocası Şems-i Tebriz'e gidip orasını ziyaret ediyoruz. Alaaddin Tepesi'ndeki camimizde iki rekat namaz kılıyoruz. Oradan da Sille Köyü'ne gidiyoruz. Evet, orasını baştan sonuna kadar gezip arabamıza binip Turgutlu'ya devam ediyoruz. Peki. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyoruz. İnşallah mutlu bir şekilde ayrılırsınız. Tabii ki, buyurun. Siz memnun musunuz gelenlerden? Gayet memnunuz. Çünkü her gelenin mutlu ifadesi bize gerçek anlamda, daha da kendimizi geliştirmemiz anlamında bize ne diyelim, yeniden motivasyon kazandırıyor. Diyoruz ki evet, mutlular Konya'ya gelen misafirlerimiz ama daha iyisini yapmamız lazım diyoruz. Daha güzelini yapmamız lazım diyoruz. Bunun için çaba ve gayret gösteriyoruz. Törenlerine girdiğimiz biletleri biraz ucuzlatsınlar. Mevlana törenleri, Şeybahar törenlerinin biraz daha uygun fiyatlı olmasını istiyor ablamasını istiyoruz. Öyle olmuş olsa çok daha güzel olacak. İnşallah buradan da bunu duyurmuş olalım sizin aracınız. Olalım. Biletlerimiz biraz fazla geliyor. Herhalde cumartesi geceleri zannediyorum 50. Hafta arasındaki geceler 30. Öğlen evet seansları da herhalde 15. Ama bunlar daha indirimli bir fiyat olursa, çünkü biz 5 liradan başladık gelmeye, 30 liraya kadar çıktık. Buradan da yetkililere seslenmiş olalım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tekrardan iyi eğlenceler diliyoruz. Sağ olasın. Efendim merhabalar. Konya'ya nereden geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan geldiniz. İlk kez gelişiniz. Hayır, her sene geliyorum. Her sene geliyorsunuz. Çok mu seviyorsunuz Konya'yı? Çok evet. mu beğeniyorsunuz? Aynen. Nesini beğeniyorsunuz? Çok düzgün, güzel bir şehir. Yolları, caddeleri, ulaşımı. Yani çok Avrupa'yı buluyoruz açıkçası. Lezzetleri nasıl Konya'nın? O da ayrı bir konu. Hangisini seviyorsunuz? Etli ekmek çok güzel. Bir isim söylemeyeyim, tirit çok güzel. Tirit? Evet. Tamam. Markaya giren bir tirit oluyor zannedersem. Pek teşekkür ediyoruz. İstanbul'a selamlar. Teşekkürler, sağ olun. Devam edelim. Efendim merhabalar, Konya'ya nereden geliyorsunuz diye soracağım. Korkuttun mu acaba? Yok, hayır. İstanbul'dan geliyorsunuz. Sizi de alayım böyle, buyurun. İstanbul'dan geliyorsunuz. Ben Konya'da, buradayım. Evet. Ben de Konyalıyım aslında ama yani yaklaşık 15 yıl önce falan gitmiştim. Öğrenci olarak. Hep orada yaşıyorum artık. Şimdi Şeybahruz'da geldim. Bıraktığınızdaki Konya gelişmiş mi, ne diyorsunuz? Nasıl Konya şimdi? Çok büyümüş. Yani inanılmaz. Bilemediğiniz yerler oldu mu Konya? Hiçbir yeri bilemiyorum ben. Sema törenlerini izleyeceksiniz anladığım kadarıyla. Heyecanlısınız. Evet. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sağ olun. Hoşçakalın. Ben senin aşkını başarabilmek, aşkını elde etmek için baş vermeye geldim. Eğer sen hayır dersen, ben o şeker kamışını kırarım, içindeki şekerleri alırım. Şimdi bu Mevlana'nın bir sözü diye biliyorum. Tam kaynak yazılmamış. Minyatür sanatının önündeyiz. Bu söze uyarlama mı diyelim? Artık ben ne diyeceğimi şaşırdım. Yani bu söze binaen ortaya çıkmış bir sanat çalışması. Resimler, çalışmalar birbirinden ilginç, birbirinden farklı yani. Ciddi manada beni şaşırttı. Bu benim konuşmama da yansıyor farkındaysanız. Gelin bunu da okuyalım hadi. Zavallısın, boş yere neyi arıyorsun? Sanki sen eşeğe binmişsin de şundan bundan eşek nerede diye soruyorsun. Deniliyor ve işte o söze binaende yapılmış olan bir başka resimde, bir başka çalışmada, resim demeyelim, minyatür çalışması da burada. İşte bununla ilgili, bu minyatür sanatıyla ilgili de hemen bir beyefendi, bir stand sorumlumuz burada. Kendisinden bilgiler alacağım. İsminizi öğrenebilir miyim öncelikle? Habib Muradi.
Şimdi bu sanatın ismini bir tam tekniğiyle bir öğrenelim, gerçek ismini. Evet, bu minyatür sanatı. Bu sulu boyanın çalışıyoruz. Akrilik, altın, 24 ayar altından, elinden yapılmış kağıdından çalışıyoruz. Bir de ekolinden çalışıyoruz. Şimdi bu sözler o resmi mi anlatıyor? Bu resimler, bu çalışmalar o cümleyi mi anlatıyor? Öyle mi diyelim? Önce resimle çalışmıyoruz. Sonra Mevlana'dan konuları bulmuşuz, mucizeler bulmuşuz, buna yakıştırmışız, bunlara şey yapmışız. Peki, Mevlana'nın kendi sözleri değil mi onlar? Evet, evet. Divan-ı Şebi, Rubaiyatından. Divan-ı Şebi ve Rubaiyatında geçen cümlelermiş efendim. Harikulade eserler var, mutlaka girin, bu standda görün diyoruz. Mevlana Kültür Merkezi'nin üst katına çıktık biz bu arada. Devam ediyoruz izlemeye. Hadi İlhan sizin için birkaç örnek daha göstersin. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum. Şebaruz törenleri, sergiler, tiyatrolar, dinletiler, her biri birlik vakti konseptiyle bu yıl karşınızda oluyor, sizlerle buluşuyor. Bunu şöyle uzatmam mümkün müdür arkadaşlar? Evet. Ve arkamda da görüyorsunuz sergileri, standları bir bir hemen gezdirmek istiyorum sizlere. Arkamda da görüyorsunuz burada bir Çin'i standı var, Çin'i sergisi var, birimden güzel ürünler var. Hemen İlhan'la birlikte şöyle ağır ağır dönelim bu tarafa doğru. Burada da sağ tarafıma, benim sağ tarafıma doğru baktığınız zaman Hüsnü Hat eserlerini görebiliyorsunuz. O örnekleri de göstermemiz mümkün müdür İlhan? Bu tarafa doğru dönersek, evet, orada da işte Hüsnü Hat sergileri karşımızda. Birazdan artık mesnevi sohbetleri başlayacak. Arkamızdaki o telaşı görüyorsunuz. Sohbete doğru Konya'ya gelen misafirler veya Konya içinden gelen bu havayı, bu atmosferi yaşamak isteyen misafirler yavaş yavaş içeriye doğru giriyor. Birbirinden güzel eserler de ikinci katta sergileniyor efendim. Devam ediyoruz.